2013 yılında ABD'de Romeo Killer adlı bir film gösterime girdi. Bu film kendi başına bu kadar popüler olamazdı. Filmin çok büyük bir bütçesi yoktu ve ünlü oyuncular rol almıyordu. Ancak filmin gerçek olaylara dayanması ve hakkında konuşulan kişilerin filmin gösterime girmesini engellemek için mümkün olan her yolu denemesi nedeniyle film daha gösterime girmeden iyi bir tanıtım elde etti. Hikaye, Kasım 2004'te Peter ve Joan Porco çiftiyle başlıyor. 2004 yılına gelindiğinde Peter 52, eşi Joan ise 54 yaşındaydı. Onlar da diğerleri gibi sıradan orta sınıf bir aileydi. New York eyaletinin küçük bir kasabası olan Delmar'da iki katlı bir evde yaşıyorlardı. Burada sadece 8000 kişi yaşıyordu ve dolayısıyla kasabanın sakinlerinin çoğu birbirini iyi tanıyordu. Peter temyiz mahkemesinde katip, Joan ise konuşma terapistiydi. 30 yılı aşkın bir süredir evliydiler ve iki çocukları vardı. Oğullarından biri 20 yaşındaki Christopher'di. Ailesinin evinden 3 saat uzaklıktaki Rochester şehrindeki üniversitenin öğrencisiydi. İkinci oğulları 23 yaşındaki Jonathan, ABD donanmasındaki küçük rütbeli bir subaydı. 15 Kasım 2004 Pazartesi sabahı oldukça sıradan bir gündü. Alarm zili çaldıktan sonra Peter her zamanki gibi sabah işlerini yapmaya başladı. Yataktan kalkıp banyoya gitti ve her zamanki gibi dişlerini fırçalayıp tıraş oldu. Sonra iş kıyafetini giydi ve evin zemin katına indi. Orada kahve makinesini çalıştırdı. Kahve hazırlanırken Peter kirli bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirdi. Sonra sabah gazetesini almak için kapının eşiğine gitti. Ama bunu oldukça beceriksizce yaptı. Bu yüzden kapı arkasından çarparak kapandı. Özellikle böyle durumlar için eşiğin yanında bir saksının içinde evin yedek anahtarı vardı. Peter kapıyı açmak için bu anahtarı kullandı ve elinde gazeteyle eve girdi. Orada masaya oturdu ve bir fincan kahve içti. Sonra kalktı ve işe gitmeye hazırlandı. Ancak bu sabah diğerleri gibi değildi. Peter sadece birkaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Nedeni ise birkaç saat önce kafasına baltayla 16 darbe almış olmasıydı. Peter Porco iş yerinde çok dakik bir adam olarak bilinirdi. Bu nedenle iş günü çoktan başladığında iş arkadaşları Peter'in geç kalmasının ciddi bir nedeni olması gerektiğini anladılar. Tabii ki Peter'in evindeki telefona da kimse cevap vermedi. Adliyede çalışan güvenlik görevlilerinden biri Peter'in evine gönderildi. Peter ikinci anahtarla kapıyı açtıktan sonra kapıyı geri kapatmamıştı. Bu yüzden adam içeri girmekte zorlanmadı. Az sonra orada Peter Porco'yu bir kan gölünün ortasında buldu. Ancak evdeki tek kurban o değildi. Karısı Joan da birinci katta yatak odasında kanlar içinde bulundu. Gelen polis memurlarının cinayet silahını bulması uzun sürmedi. Joan Porco'nun yanında yatan kocaman bir yangın baltasıydı. Kocasının aksine kadın baltayla başına sadece 3 darbe almıştı. Öte yandan Peter daha önce de belirtildiği gibi 16 darbe almıştı. Tek paradoks onun anında ölmemiş olmasıydı. Kulağa inanılmaz gelse de bu yaralarla Peter ölümcül bir yara aldığının farkında olmadan bir süre her zamanki sabah işlerini yaptı. Bunun nedeni bu çoklu darbelerin Peter'in beyin korteksinin üst kısmına zarar vermiş olmasıydı. Beynin bu bölümü neokorteks olarak adlandırılır ve bilinçli düşünmeden de sorumludur. Beynin alt kısmı ise neredeyse hiç hasar görmemişti. Basitçe söylemek gerekirse her zaman yaptığımız eylemlerden sorumludur. Böylece sabah olduğunda Peter artık durumun ciddiyetinin farkında değildi. Başka bir deyişle zombi gibiydi. Resim inanılmaz görünüyor ama daha da inanılmaz olanı kafasına aldığı 3 balta darbesinden sonra polis geldiğinde Peter'in karısı Joan'ın hala hayatta olması. Kadın kurtarılmak üzere hastaneye götürüldü. Polis memurları ise olayla ilgili soruşturma başlattı. En başından itibaren cinayetin soygun amacıyla işlenmediğini söylemek mümkündü. Sonuçta evden ne para ne de değerli bir eşya çalınmamıştı.
suçun başka bir nedeni olduğu belliydi. Peter ve Joan'ın aldığı yaraların sayısına bakılırsa saldırı öncelikle Peter'e karşı yapılmış. Karısı ise muhtemelen sadece gereksiz bir tanık olmuş. Peter'in bir mahkeme çalışanı olduğu unutulmamalıdır. Elbette işinin bir yan noktası da birçok insanın davanın sonucundan memnun olmamasıydı. Anlaşılacağı üzere Peter mahkemede geçirdiği süre boyunca yüzlerce sanıkla muhatap olmuştu. Onların hepsini incelemek mümkün değildi. Bu yüzden öncelikle en açık seçeneklerin değerlendirilmesi gerekiyordu. Örneğin polis Peter Porco'nun yakın zamanda bir adamdan tehdit aldığını öğrendi. Bu adam mahkeme kararı sonucunda çocuklarının velayetini kaybetmişti. Daha sonra yargıçtan ve katip olan Peter Porco'dan intikam alacağına söz vermişti. Bu umut verici bir izdi. Ancak Peter'i tehdit eden adamın cinayet sırasında başka yerde olduğuna dair sağlam bir mazereti olduğu için çıkmaza girdi. Ancak davada daha belirgin seçenekler de vardı. 5 Kasım'da Porco'nun evine yapılan saldırıdan 10 gün önce komşu kasaba olan Battle Hemi'de çok benzer bir suç işlendi. 28 yaşındaki Timothy Gray evinin bahçesinde ölü bulundu. Timothy'nin de baltayla defalarca vurulduktan sonra ölmüş olması dikkat çekiciydi. Polis ilk başta suçlar arasında bir bağlantı görmedi. Ancak 25 Kasım'da durum değişti. O gün yerel bir gazetenin şubesine isimsiz bir mektup geldi. Mektupta şöyle yazıyordu. Timothy Gray benim için sadece bir eğitim çalışmasıydı. Peter Porco benim ana hedefimdi. Karısı Joanne ise sadece hoş bir eklentiydi. Pratiğe ihtiyacım vardı ve Timothy benim kobayımdı. O kolay bir hedefti. 5 Kasım'da onu evinin arka bahçesinde pusuya düşürdüm. Yalnız kaldığında ona sahip olduğumu biliyordum. Peter Porco ile işlerin daha zor olacağını düşünmüştüm ama yanılmışım. Kasım'ın 14'ü gecesi Peter'in evinin önünde durdum. Beklerken birkaç sigara içtim. Bir ara Peter Porco pencereden dışarı baktı. Ben de ona el salladım. Az süre sonra o aşağı indi ve evin kapısını açtı. Burada ne halt ettiğimi sordu ve eğer bahçesinden çıkmazsam polis çağıracağını söyledi. Bu sözleri kapıyı kapatmadan üzerine atlamama neden oldu. İçeri girdiğimde baltayla Peter'ı vurmaya başladım. Merhamet dilemesini dikkate almadım bile. Bu suçları neden işlediğimi size söylemeyeceğim. Çünkü bu adil olmaz. Tüm eğlencemizi bozar. Şimdi yeni bir kurbana ihtiyacım var. Yapabilirseniz beni yakalayın. Bu mektubu her kim gönderdiyse kağıt üzerinde parmak izi bırakmamaya ya da kimliğini açığa çıkaracak başka bir hata yapmamaya dikkat etmiş. Ancak bu durumla ilgili en kötü şey bundan sonra ne olacağının tamamen belirsiz olmasıydı. Çünkü öldürülen Timothy Gray ve Peter Porco'nun gerçekten hiçbir ortak noktası yoktu. Bu nedenle polisin aldıkları metni ciddiye alma konusunda büyük şüpheleri vardı. Bu davada önemli bir nokta daha vardı. Joan Porco hastaneye götürülmeden önce dedektif fondan bir isim almayı başarmıştı. Kadın en küçük oğlunun adını söyledi. Christopher Porco. Polis Porco ailesinin evine vardığında dedektif eve zorla girildiğine dair hiçbir iz olmadığını fark etti. Ve bu durum ona tuhaf geldi. Joan'ın o zamanki durumu o kadar kötüydü ki doğru düzgün konuşamıyordu bile. Dedektif ona bir aile üyesi miydi diye sordu. Joan başını sallayarak olumlu cevap verdi. Sonra dedektif Christopher mi diye sordu. Joan yine başını salladı. Bu kısa sorgunun ardından sağlık görevlileri onu götürdü. Tabii ki polis aynı gün Christopher'i sorguladı ama bir sonuç çıkmadı. Adli tıp sarı bir Jeep olan arabasını inceledi ama içinde şüpheli bir şey yoktu. Adam bütün geceyi ailesinin evinden arabayla 3 saat uzaklıktaki Rochester'de bir öğrenci yurdunda geçirdiğini söyledi ve görünüşe göre durum gerçekten de böyleydi. Ne de olsa paralı yollar için kullandığı transponder cihazı Rochester ve Delmar arasındaki yolda işaretlenmemişti. Dahası hastanede geçirdiği 3 haftanın ardından hayatta kalan annesi Joan oğlunu açıkça aklamaya başladı. Onu tamamen destekledi ve suçlu olarak asla ona işaret etmediğini söyledi.
Hatta kendisine yapılan saldırıda oğlunun masum olduğunu açıkça belirtmek için bir gazete köşesini bile satın aldı. Oğlumun bu korkunç suçla hiçbir ilgisi olmadığından kesinlikle eminim. Polise onu rahat bırakmaları ve kocam Peter'in gerçek katiline yakalanmaya odaklanmaları için yalvarıyorum. Elbette kafasına aldığı 3 balta darbesinden sonra kadın etrafında olup bitenleri anlamamış olabilir. Bu nedenle mahkemede ifadesine pek güvenilemez. Ancak en azından ilerlemek için bir yön verdi. Tüm bunlara rağmen Christopher polis tarafından hala şüphelilerden biri olarak görülüyordu. Suçlu olarak bir aile üyesine işaret eden şeylerden biri güvenlik alarmının doğru girilen bir şifre ile devre dışı bırakılmış olmasıydı. Bunu yapan kişi muhtemelen cihazı kırarak bu gerçeği gizlemeye çalışmış. Ancak uzmanlar yine de bilgileri cihazdan çıkarmayı başardılar. Saat 22.30'da kamera Christopher'ın okuduğu Rochester'daki öğrenci otoparkından ayrılan sarı cipini görüntüledi. Ailesinin evine arabayla yaklaşık 3 saatlik bir yol vardı. Saat 2.14'te Porco'nun evindeki alarm kesildi. Saat 5'te telefon kablosu kesildi. Ve saat 8.30'da sarı cip Rochester'a geri döndü. Bunlar mükemmel zamanlamalar değil mi? Elbette sadece renk uyumuna bakarak aynı cip olduğunu ve dahası Christopher'in cip olduğunu söylemek mümkün değildi. Görüntüleri inceleyen uzman rengin yanı sıra başka benzerlikler de fark etti. Ön sağ camdaki toz, sağ arka kapıdaki park etiketi ve stepnideki etiket Christopher'in cipinin resimleriyle eşleşiyordu. Ancak daha önce de belirtildiği gibi Christopher'in transponderi yol üzerindeki gişede işaretlenmemişti. Bunun basit bir açıklaması vardı. Christopher'in transponderi aracın ön camından çıkarılmış. Bu da geçiş ücretini nakit olarak ödemesini gerektirmiş. Ücretin ödendiği varsayılan tarihte bu tür ödemeler pek fazla yapılmamıştı. Daha doğrusu 12 tane. Bu 12 biletin tamamı gişenin yakınındaki çöpte bulundu ve içlerinden birinde Christopher Porco'nun DNA'sı bulundu. Bu zaten çok güçlü bir kanıttı. Buna ek olarak Christopher'in ailesinin evinde saldırı olduğunu öğrendiği iddia edilen anda yaptığı 911 aramasını dinleyebiliriz. Saldırıyı doğrulamak için 911'i kendisinin aradığını da belirtmek gerekir. Çünkü Christopher'e göre yerel bir gazeteci ona saldırı hakkında bilgi vermiş. Hi, my name is Chris Porco. I was just called by the Times Union saying that my parents were found dead this afternoon. I was wondering if you had any information on me. Hey Chris, whereabouts are you? I'm at school in Rochester, New York. Okay, and are you in a dorm there? Yes, I am. Okay. Do you have a dorm name or? It's called Monroe. Okay. And you're hearing from the Times Union? Yeah, they called me and said my parents were found, I guess, dead. I don't know. They didn't say how or anything. Let me try and find you somebody who may have some more information for you. Okay. Now, as far as, when was the last time you said you came down and saw your parents? About 3 weeks ago. It was on the weekend. I can give you a date. I have to figure it out. I'm not really sure. Okay, but about 3 weeks ago? Yeah. Okay, and an email. What's going on with your email? You said you emailed him today, but you didn't get a response? Yeah, I emailed him this afternoon. My dad at work. Okay. About college loan stuff. Okay. You're going to go right to Albany Med? I don't know. I don't even know where my mom is. But... Yeah, she is at Albany Med. Okay. Do you know her condition? No, because I haven't talked to her. Let me give you my pager number. Okay. Because when you get there, I'll come and see if there's anything I can do for you. Okay. All right? Yeah. Okay. Thanks. Yep. Bye-bye. Onun sesinde ne duyuyorsunuz? Endişe ya da belki heyecan? Hayır, o tamamen sakin. Böyle bir tonlama ile o anda bir kişinin ebeveynlerinin ölümü hakkında konuştuğunu söylemek zor. Elbette, yukarıdaki tüm gerçekler bir motif olmadan hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ama Christopher'in motifi de vardı. Kısa bir süre önce Christopher kredi çekebilmek için babasının imzasını taklit etmiş. Peter bunu öğrendi ve oğluna şöyle yazdı. Chris, eğer bir daha böyle bir şey yaparsan polise gitmek zorunda kalacağım. Eve gel, konuşalım. Annen ve ben davranışlarından dolayı üzgün olsak da seni hala seviyoruz ve geleceğini önemsiyoruz.
Ayrıca suçtan önceki haftalarda Christopher bir mali danışmanla görüşmüş. Bir yere 1 milyon dolar yatırmak amacıyla piyasanın durumunu araştırıyordu. Ancak bu hikayede büyük para nereden geldi? Bu zaten kanalımda bir klasik. Joan ve Peter'ın 1 milyon dolar değerinde hayat sigortası poliçesi vardı. Böylece her şey bir araya geldi. Christopher Porco'nun duruşması 27 Haziran 2006 tarihinde başladı. Yaklaşık 6 ay sürdü. Tüm bu süre boyunca Christopher'ın hayatta kalan annesi Joan Porco, yüzündeki korkunç yaralardan sorumlu olan oğluna destek oldu. 12 Aralık 2006 tarihinde mahkeme Christopher Porco'nu 50 yıl hapis cezasına mahkum etti. Katil adına gazeteye gönderilen mektubun da Christopher tarafından yazıldığına inanılıyor. Cinayet silahı olarak balta tesadüfen seçilmemişti. Aslında Porco'nun evine yapılan saldırıdan 10 gün önce komşu kasabada benzer bir suç işlenmişti ve Christopher bunu kullanmaya karar verdi. Ancak bu suçların hiçbir ilgisi yok. Mektupta bahsedilen Timothy Gray cinayetinden Eric Westervelt adında bir adam sorumluydu. Bu suçun nedeni de çok sıradan, klasik bir aşk üçgeniydi. Son olarak 2013 yılında bu hikayeden yola çıkılarak Romeo Killer adlı bir film çekildiğini de eklemekte fayda var. Porco ailesi filmin yayınlanmasını engellemeye çalıştı. Ancak bu talepleri reddedildi. Bu arada vedalaşmanın zamanı geldi. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın.